size İngilizlerin devletinin şu anda içinde bulunduğu durumu analiz edeceğiz. İngilizlerin devleti tam manasıyla rezil olmuş durumda çünkü algıdan ibaret olduğu operasyonun hiçbir delil olmadığı ortaya çıkmış durumda. Biliyorsunuz şantaj kasetlerinden bahsediyorlardı. Bugüne kadar bir tane şantaj kaseti bulundu mu resmini bile görmedik. Çünkü yok öyle bir şey. Paradan bahsediyorlardı. 200 milyon dolar para. Bahçeleri kazdılar bu iftira çetesinin gösterdiği noktaları. Bir tane bir kuruş bulunamadı. Bir tane para balyası bir şey. Hiçbir şey yok ortada. Sayın Adnan Oktay üzerine şirketler vardı. El konulmuştu onlara. Nerede bunlar? Kayıtları nerede? Çünkü öyle bir şey yok. Tamamen yalan haberdi. Tecavüz vakasından bahsediyorlardı. Ceylan Özgül gibi kişilerin ifadesine bakarsanız tecavüz iftirasını kendi babasına, öz babasına atıyor. Bana tecavüz ederdi küçükken diyor. Annem gülümserdi diyor. Daha sonra da diyor ki onu ben iftira attım diyor. Böyle insanların sözüyle tecavüz vakası olmaz. Tecavüz vakası olması için vaka olması gerekiyor önce ki böyle bir vaka yok ama biyolojik örnek toplanıp vakayla da uyuşma kontrol edilmesi gerekiyor. Hiçbir şey yok, delil yok ortada. Çünkü öyle bir olay yok. Şimdi dolayısıyla İngilizlerin nereti rezil kepazı olmuş durumda şu anda. Ve şimdi de saçma sapan konularla algı operasyonunu canlı tutmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Sayın Adnan Oktar'ı cezaevi dışında bir yere götürür derken başını öne doğru eğiyorlar. Bunu küçük düşme gibi algılatmaya çalışıyorlar. Sen Türk devletinden daha mı üstünsün de böyle bir durumda küçük düşeceksin? Bahadır Köseoğlu diye biri çıkmış. Güya bizim adımıza sulu bir üslupta Türk polisine hakaret ediyor. Böyle bir şey asla kabul etmiyoruz. Biz böyle bir şeyi Sayın Adnan ne gördük ne öğrendik. Biz devletimizi her halükarda çok seviyoruz. İngilizlerin devleti, bak sana bir şey öğreteyim. Türk halkının gözünde sen tek bir şekilde küçük duruma düşersin. Eğer suçluysan ve senin başına öneyip eğip gezdirirlerse küçük düşersin. Ama suçsuzsan da onurlanırsın, şerefin artar. Sen eğer Sayın Adanokların ne durumda olduğunu görmek istiyorsan gözlerine bak. Ne kadar onurlu, ne kadar şerefli, vakurlu, Allah'a güvenen ve tevekkülü bir biçimde yürüdüğünü gözlerinden anlayacaksın.